Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilme. Elhamdülillahi ala kulli hal ve a'uzu billahi min hali ehlin nar. Allahümme inni es'elükel afiye fid dünya vel ahireh. Allahümme inni es'elükel affe vel afiye fi dini ve ehli ve mali. Allahümme erham ümmete Muhammedin rahmeten âmmeten. Allahümme inni e'ûzu bike minel baras vel cunûn vel cüzâm ve min seyyi'il eskâm. İlahi ya Rabbi, alaca hastalığından, psikiyatrik rahatsızlıklardan, cüzamdan ve her türlü kötü hastalıklardan sana sığınırım. Evet, sevgili izleyiciler, bugün sizlerle Ramazan ayındaki oruç ibadetinin önemi, orucun hakkında sohbet yapacağız. Ramazan ayının önemiyle ilgili onun üzerinde duracağız. Bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere mealen şöyle buyuruyor: müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Yani şaşılacak bir hali vardır müminin. Onun her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece ve sadece müminde vardır. O mümin sevinecek olsa şükreder. Bu onun için hayırlı olur, hayır getirir. Başına bir bela, bir musibet, bir felaket gelecek olsa sabreder. Bu da onun için hayırdan başka bir şey olmaz. Evet, sevgili izleyiciler, çok alışık olmadığımız, bizim alışık olmadığımız gibi belki de dünyamızın alışık olmadığı çok özel günlerden geçiyoruz. Ben tüm dünyayı bu şekilde kapsayan bir musibeti okuduğum kaynaklardan hatırlamıyorum. Lokal bir takım dünyada Hazreti Adem'den bu tarafa sıkıntılar olmuş ama böyle bütün dünyayı kasıp kovuran, doğudan batıya, güneyden kuzeye, bütün içinde yaşadığımız yer küreyi kapsayan bir musibeti kaynaklardan hatırlamıyorum. Neyi kastediyorum? İşte bu koronavirüslü günleri, boş camileri, cemaatsiz camileri, teravihsiz, yani camide teravihsiz Ramazanları, boş sokakları kastediyorum. Cuma'nın kılınmadığı şu mekanları kastediyorum. Aslında konuşmama başladığım hadisi şerif bize bu noktada da bir şeyler, bir takım mesajlar veriyor. Biz
Hayatımızda her şey olumlu, iyi giderken de şükrederiz. Müminin özelliğidir. Bir takım musibet ve belalarla karşılaşırsak, o zaman da sabretmesini bilir ve her iki durumda da kazananlardan oluruz, kaybedenlerden değil. İşte tam bu noktada bu sıkıntılı günleri, bu felaket günlerini şöyle de görebiliriz. Rabbimiz Cenab-ı Hak Zülcelal Hazretleri, kainatın yaratıcısı, aleme hükmeden, her şeyi bir hesaba göre yaratan Cenab-ı Hak, gözde görünmeyen, ne olduğu henüz tam tespit edilememiş bir yaratığı ile, bir mahluk ile bütün bizlere, inananlara, inanmayanlara, mümin olanlara, kafir olanlara, kadınlara, erkeklere, yaşlılara, gençlere, çocuklara, herkese neyi hatırlattı biliyor musunuz? Elestü bi rabbikum hitabını hatırlattı bizlere. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet, sen bizlerin Rabbisin ya Rab. İşte gördüğünüz gibi Cenab-ı Hak insanoğlunun gözle göremediği, insanoğlunun o kadar aciz kaldığı, insanoğlunun biçare kaldığı o basit sıradan bir virüsle bile ne yaptı bizlere? Bütün azgınlaşan insanlığa kendisini hatırlattı. Onun için bu felaketi, bu musibeti biz şu mübarek Ramazan günlerinde, oruç günlerinde kendimize çekidüzen vermek üzere, kendimizi hesaba çekmek üzere, kendimizi sorgulamak üzere ne yapabiliriz? Çok olumlu yöne yönlendirebiliriz. Umre. Ramazan umresi diyorduk. Umreyi yapamaz hale geldik. Haç diyoruz, belki bilemiyoruz. İnşallah o günler geçer. Bu yıl haçı da yapamayacağız. Toplu bir şekilde haçın yapılmadığı bir günü hatırlamıyoruz. Sıkıntılar yaşadı insanlık, ümmet. Ama bu kadar büyük bir sıkıntı biz hatırlamıyoruz. Okulu kapattık. Hocayı, öğrenciyi, birçok şeyleri unuttuk. Hoca-öğrenci ilişkisini unuttuk şu günlerde. Bütün bunlar bize aslında unuttuğumuz veya unutmak istediğimiz birçok değeri hatırlattı. Öğrenciye hocanın değerini hatırlattı. İnşallah bu Ramazan, bu oruç bizlere bunları yeniden tefekkür etmeyi hatırlatır. İmamımız cemaati, cemaatimiz imamı, cemaat camii, cami cemaati. Bu değerleri biz bu çektiğimiz sıkıntılı günlerde yeniden hatırladık. Hoca öğrencinin kadri kıymetini hatırladı. Cemaat caminin kıymetini hatırladı. İnsanlık, Müslümanlar cumanın kadri kıymetini hatırladı. Ramazanın, teravihin, iftarın kıymetini, değerini hatırladık. Orucu belki bu Ramazan'da çok farklı duygularla yaşayacağız. Her birimizin kendi iç dünyasıyla bu Ramazan'ı yaşayacak. Düşünebiliyor musunuz? Milyarların karantina altında olduğunu, milyarların eve kapandığını ve insanlığın, teknolojinin acziyetini, çaresizliğini, bütün bunlarla Ramazan'ı, orucu bir daha düşünelim, olmaz mı? Bu Ramazan'ı öyle inanıyorum ki çok hatırlayacağız. Bu orucu çok hatırlayacağız. Bu oruç, çünkü bize bu oruç aracılığıyla, bu günler aracılığıyla Rabbimiz bize çok şey, unuttuğumuz, değer vermediğimiz birçok şeyi ne yaptı arkadaşlar?
yeniden hatırlattı. Vefat edenlerimiz var. Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Yine Efendimizin bazı hadislerine göre onlar şehit mesabesindedirler. İnşallah mümin olarak vefat edenlerimiz şehit olarak haşrolacaklardır. Hasta olanlarımız var. Rabbimiz o hastalarımızı hızlı bir şekilde onlara şifa versin. Rabbimiz onların bu musibetten kurtarsın. Evet sayın seyirciler, sevgili bizi dinleyen izleyicilerimiz. Ramazan ayı denilince Bakara suresi 183. ayet aklımıza gelir. Nedir o? Ya eyyühellezine amanu kütübe aleykumus siyamu kema kütübe alellezine min kablikum leallekum tettekûn. Ey inananlar, ey müminler, ey Müslümanlar, oruç size yazılmıştır. Yani farz kılındı. Oruç size emrolundu. Sizden öncekiler gibi. Çünkü oruç sizden öncekilere de farz kılınmıştı. Öyleyse tettekûn, Allah'tan hakkıyla korkarsınız. Allah'tan hakkıyla sakınırsınız. Ehli takvadan olursunuz. Takva sahibi olursunuz. Bu ayeti kerime ile Cenab-ı Hak Zülcelal Hazretleri bizlere ne yapmıştır? Orucu farz kılmıştır. Yine bu ayeti kerimeden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hepinizin bildiği bir rivayet. Buniyel İslam ala hamsin. İslam 5 esas, 5 rükün, 5 sütun, 5 direk üzerine inşa edilmiştir, bina edilmiştir buyuruyor. Onlardan bir tanesi de nedir? Sayın seyircilerimiz, Savm-ı Ramazan, Ramazan ayında oruç tutmaktır. Ramazan orucudur. Oruç Ramazan dışında tutulur mu, tutulmaz mı? Sözlerini duyduğunuzu hisseder gibiyim, duyar gibiyim. Çünkü bize bu tip sorular sık sık geliyor. Oysa ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam farz olan orucun Ramazan ayında olduğunu birçok hadisi şeriflerinde ifade etmişlerdir. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kulak verecek olursak Ramazan'la ilgili, oruçla ilgili şöyle buyuruyor Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayet edildiğine göre. Mübarek Ramazan ayı size geldi. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema, gökyüzünün cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları ise kapınır ve şeytanların azgınları da bağlanır buyuruyor. Dolayısıyla Ramazan ayında oruç tuttuğumuzda cennetin kapıları ne olacaktır? Müminler için açılacaktır. Müminlere açılmaktadır. Cehennemin kapıları ise kapatılmaktadır. Diyeceksiniz ki ya cehennemin kapıları kapatılmış ama şeytanlar bağlanmış ama bizde bir değişiklik yok. Evet, sen kendi şeytanını, kendi düşmanını kendin bağlayacaksın. Allah'ın haram kıldığı şeylerden kendini sakındıracaksın. Yasakladığı şeylerden uzak duracaksın ki senin şeytanın, kendi şeytanını kendin bağlamış olasın. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir hadisi şeriflerine bakın şöyle buyurmakta. Aleyhisselatü Vesselam. Yine
Ebu Hureyre Efendimiz'den rivayet ediliyor. Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kullu amel ibni Adem'e yuda'af. El hasenetu aşru emthaliha ila seb'i miyeti di'afin. Gale Allahu azze ve celle, illa savme. Fe innehu li ve ana eczi bihi. Yedeu şehvetehu ve ta'amahu min ecli. Lissahimi ferhatan. Ferhatun inde fıtrihi ve ferhatun inde likai rabbihi. Ve le hulufu fihi etyabu inde Allahi min rihil miski. Es-savmu cünnetun buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Adem oğlunun her ameli iyiliğin 10 mislinden 700 misline kadar katlanması şeklinde yazılır. Yaptığınız her bir iyilik 10 katından 700 katına kadar ne yapılır? Sevap olarak yazılır. Zira Allah Teala şöyle buyurmuştur. Oruç bundan müstesnadır. Oruç istisna tutulmuş. Çünkü Allah ne diyor? فَاِنَّهُ لِي وَاَنَا اَجْزِي بِهِ. Çünkü o bana aittir ve onun mükafatını da ancak ve ancak ben veririm buyuruyor. Çünkü kulum şehevi isteklerini ve yemeği içmeyi benim için bırakır. Oruçlunun iki tane sevinç anı vardır. Biri iftar ettiği andaki sevinci, diğeri de Rabbine kavuştuğu zamandaki sevincidir. Emin olunuz ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan, dünyanın en güzel kokusundan daha güzeldir. Oruç kalkandır. Oruç engeldir. Oruç koruyucudur buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Bu hadisi şerifimize biraz daha yakından bakacak olursak, Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizlere ne gibi mesajlar vermeye çalışmış dersiniz? Evet, Allah-u Teala'nın emirlerine ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyesine baktığımızda aziz dinleyiciler, bütün insanoğlunun, müminlerin, Müslümanların yaptıkları iyiliklerin mutlaka ve mutlaka belirlenmiş, sınırları çizilmiş sevap karşılığı vardır. Bu da 10 katından 700 katına kadardır. Ama oruç bundan istisna tutulmuştur. Neden istisna tutulmuştur? Onu da hadis-i şerifimizde aslında açıklamalarını görüyoruz. Oruç bu kadar önemli. Hele hele Ramazan orucu, özellikle Ramazan orucu çok önemli, çok değerlidir aziz cemaati Müslümin. Tüm amellerin karşılığı varken, sevap karşılığı varken orucun yazılmamıştır. Namaz kılıyorsunuz, karşılığında kaç derece sevap olacağı ile ilgili ne kadar sevap olacağı bellidir. Bir iyilik yapacaksınız, bunun da karşılığı sevap derecesinden bellidir. Ama orucun belli değildir. Oruç istisna tutulmuştur. Ve bütün ibadetler Cenab-ı Hakk'a karşı yapılırken onlar için es-savmu li ve ene eczi bihi gibi bir ifade kullanmıştır. Es-salatu li ve ene eczi bihi denilmemiştir. Yani diğer ibadetleri, sair ibadetleri Allah Teala kendisine nispet etmemiştir. Ama orucu kendisine nispet etmiştir. Öyleyse bunun sebebi, hikmeti ne olabilir? Oruç ibadeti zor bir ibadettir. Oruç ibadeti insan yaratılışının yapabileceği fakat insan fıtratının, yaratılışının en çok zorlanacağı bir ibadettir. İnsan yemek için yaratılmıştır. Yer, su içer. İnsanın temel vasfıdır. Su içmeden yaşayamaz insan. Yemek yemeden
yaşayamaz insan. Bir takım gündelik işleri vardır. Onların birçoğunu yapabilir. Ama yemek yemiyorsunuz, su içmiyorsunuz. Aç susuz kalıyorsunuz. Bu Rabbimizin samet sıfatıdır, vasfıdır. Bu Rabbimiz Allah Teala'ya mahsus bir sıfattır. Allahu Teala geçici olarak ne yapıyor? Kulunda da bu sıfatını tecelli ettiriyor. Ama kuluna da birçok şeyi öğretiyor bu vesileyle. Sabrı öğretiyor. Fakirlerin, garibanların çektikleri sıkıntıların neler olabileceğini öğretiyor. Sayın dinleyiciler, sevgili seyircilerimiz, çok zor günlerden geçiyoruz. Müslümanlar olarak zor günlerden geçiyoruz. Türkiye olarak zor günlerden geçiyoruz. İslam dünyası olarak zor günlerden geçiyoruz. Dünya olarak zor günlerden geçiriyoruz. İşsiz kalanlar, işini kaybedenler, standart bir geliri varken o gelirini kaybedenler, iş yerini kapatanlarımız var. İşte Ramazan orucu bize bunların hepsini hatırlatıyor. Sabrı hatırlatıyor, sadakayı hatırlatıyor, infankı hatırlatıyor, diğergamlığı hatırlatıyor. Ya ne kadar önemli bir ibadet. Ben inanıyorum ki ben 50 yaşımı doldurmuş durumdayım. Çok küçük yaşlarımdan itibaren Ramazan'ı, orucu, oruç günlerimi hatırlarım. Ben böyle bir Ramazan hiç hatırlamıyorum. Bu Ramazan başka bir şey. Bu Ramazan apayrı bir şey. Bize birçok şeyi, hatırlamadığımız birçok şeyi bu oruç bize hatırlatacak. Oruç bu kadar önemliyken belki biz bu Ramazan'da oruç tutanlar olarak kat kat daha önceki yaşamadığımız haleti ruhiyeleri yaşayacağız. Onun için Allah aşkına bu Ramazan gelin bugünlerde daha bonkör olalım. Daha diğergam olalım. Daha isarı tercih edelim. Kendimizi değil başkalarını düşünelim. Elimizde bir ekmeğimiz varsa onu ikiye bölelim. İş sahipleri, iş yeri sahipleri. Allah bol bol rızıklar verdi. Daha da verecek. Belki bugünler atlattıktan sonra kat kat rızıklar verecek. Bugünlerdeki gösterdiğimiz sabırlarımızla, bugünlerde gösterdiğimiz duruşlarımızla Rabbimiz belki bu felaketler geçtikten sonra birimize 1000 katacak. 10 katından 700 katına kadar verecek. 1 milyar dolar sermayeniz varsa belki 700 milyar dolar size sermaye verecek. Gelin bu Ramazan, bugünlerde insanları, çevremizi, akrabalarımızı, dostlarımızı onlara destek olarak, onlara yardım ederek onları koruyalım, gözetleyelim. İşte bu Ramazan böyle bir Ramazan. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Samediyet vasfını, yememe, içme vasfını bizlerde tecelli ettiriyor. Ona mahsus içmemek, yememek, içmemek. Yine bakın, bu kendine nispet etmekle Cenab-ı Hak, bakın bizler inanan insanlarız. Ahirete inanıyoruz. Hesap cezaya inanıyoruz. Mizana inanıyoruz. Bu dünyada yaptıklarımızın mutlaka ve mutlaka yarın huzuru mahşerde hesabının sorulacağına inanıyoruz. Bu virüs aslında bize bunların hepsini hatırlattı. Aklı olanlar bunları düşünsünler. Cenab-ı Hak orucun sevap miktarını, karşılığını açık bırakmış. Ucu açık bırakmış, sonsuz. Yarın huzuru mahşere vardığımızda, bir kardeşimize karşı bir kötülük yaptığımızda, müflis hadisini hatırlayın, teraziler konulduğunda, ben yaptığım hatalar, kul hakları karşılığında, günahlarımın karşılığında teraziye konulacak, öbür tarafta da hak sahipleri konulacak, iyiliklerim de bir tarafa konulacak, o benden hak sahipleri olan hepsi benim iyiliklerimden gram gram kilo kilo alacaklar. Sevaplarım bitti, iyiliklerim bitti. Ama hak sahibinin hakkı da var üzerimde. İşte Cenab-ı Hak burada devreye girecek. Ey kulum, sen Ramazan orucu tuttun. Oruç bu kadar önemli. Oruç tuttuydun. Benim oruç sevap karşılığımda sonsuz. Kaç kilogram, kaç ton sevaba ihtiyacım var? Al kulum, hadi kulum, verdim kulum diyecek ve bizim 100 ton sevaba ihtiyacımız varsa Cenab-ı Hak Zülcelal Hazretleri bizim kefemize 100 kiloluk bir tonluk bir sevap koyacak ve biz
o kulla ne yapmış olacağız? Helallaşmış olacağız. Karşılıklı haklarımızı helal etmiş olacağız. Ya bundan daha müthiş bir şey olabilir mi? İşte oruç sevabının sınırsız olması bu şekilde ne yapılabilir? Bakılabilir, yorumlanabilir. Her ibadeti biz dışarıdan görebiliriz. Siz namaz kılıyorsanız, siz namaz kıldığınızı dışarıdaki bir ikinci bir şahıs, insanlar görebilir. Oruç o kadar değerli bir ibadet ki, ama orucu dışarıdan görünebilme, başka insanların sizin oruç tutup tutabilme, tutup tutmadığınızı, tutup tutmadığınızı bilme imkanı yoktur arkadaşım. Aziz cemaat-i Müslümin. Sevgili seyirciler, adamın oruç tutup tutmadığını siz dışarıdan ne yapamazsınız? Bilemezsiniz. Ama bunun dışında yaptığı birçok iyilikleri, oturmasını, kalkmasını, infakını, her şeyini, bütün ibadetlerini, kulluklarını hepsini bir görebilirsiniz, fark edebilirsiniz. Ama oruç tutup tutmadığını bilemezsiniz. Oruç bu kadar kıymetli. Onun için Cenab-ı Hak Zülcelal Hazretleri bu kutsi hadisinde orucu kendisine nispet etmiştir. Dışarıdan görülmez. Bu ne demektir? Ne, hangi kavramı sizlere hatırlattı? Riya kavramını. Oruca riya bulaştıramazsınız. Oruçta riya yok. Çünkü gösteriş için oruç tutamazsınız. Kapı Camii'nde sabah namazına gelip birilerine gözükmek istiyorsanız gösterebilirsiniz kendinizi. Ama Kapı Camii'ne gelip siz oruç tutabiliyor musunuz? Yok böyle bir şey. İbadetin özelliği böyle bir şey değildir. Yani oruca riya bulaşmaz. Birilerine gösteriş olmak için oruç tutamazsınız. Bu zor bir ibadet. Kolay bir ibadet değil ki. Aç kalacaksınız. Hele şu Konya'mızda yazın biz 30-40 dereceli sıcakları yaşadık bu Konya'mızda. Bu sıcağın altında hele bir de tesettürlü bayanlardan iseniz şunu hatırlayın. Ne kadar zor. 50 derecede Kabe'yi hatırlayın. İşte oruç bu kadar değerli, bu kadar kıymetli ve Rabbimiz de bu kadar kıymetli ve değerli olan orucu ne yapmıştır? Kıymetli izleyiciler, kendisine nispet etmiştir. Oruç ibadetini diğer bütün ibadetlerden, diğer bütün kulluklardan ayrıştırmıştır. Vaktimin azaldığını fark ediyorum. Vaktin geldiğini görüyorum. Hadisimizin son kısmında da iki tane müjde veriyor Cenab-ı Hak bizlere. İki tane sevinç anı vardı diyor mümin için diyor. Birisi diyor iftar, yani orucunu açma vaktidir. Ezanların okunduğu vaktidir. Ezanların okunduğu vaktidir. Orucunu açma iftar anıdır. İkincisi diyor Rabbi ile karşılaştığı, yüz yüze geldiği, Rabbi ile kavuştuğu andır diyor. Bu iki sevinç anı diyor yeryüzünde bir mümin için diyor hiçbir şeyden bu kadar lezzet alamaz. Çünkü orucuyla hakkıyla tutarsa, ona küfretmemiş, onunla dalaşmamış, orucu tutması gereken şekilde tutmuşsa, günahlardan kaçınmış, kulluklarına dikkat etmiş. Ramazan ayı, Kur'an ayı diyoruz. Kur'an ayı, bol bol Kur'an okumuş, çoluk çocuğuyla Kur'an okumuş, onlarla mealini okumuş. Kur'an'ın mealini de okuyalım. Bu Ramazanımız, bu orucumuz farklı olsun. Hem yüzünden hatmedelim, hem okuduğumuz o cüzün mealinden okuyalım. Aziz cemaat, cemaati Müslümin. Çoluk çocuk beraber okuyalım. Hepimiz evde kalacağız. Dışarıya çıkamayacağız zaten. Dışarıya gezip tozamayacağız. İşçisi de, memur da, herkes evinde kalacaklar. Gelin bu Ramazanımız bu şekliyle farklı olsun. Dolayısıyla hem mealini okuyalım. Rabbimiz bize bu kitabında ne diyor? Ne gibi mesajlar vermeye çalışıyor? Onları anlamaya, idrak etmeye çalışalım. Bu Kur'an ayında, çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i ne zaman indirmeye başlamıştır? Ramazan ayında indirmeye başlamıştır. İşte hadisimize tekrar dönecek olursak, ha bir de teravihlerimizi, namazlarımızı evimizde Kur'an okuyabilecek, şöyle namaz kıldırabilecek kadar bildiğimiz surelerle cemaatle kılalım. Teravihlerimizi de cemaatle kılalım. Efendim benim bir hanımım var. İşte ben bunlarla cemaatle namaz kılabilirim. Evet, geç evin beyi, geçsin.
Yani kıraatınızın öyle çok mükemmel kariler gibi olmasına da bakmayın. Namaz kıldırabilecek kadar şöyle, yani işik zevahiri kurtaracak kadar okumayı becerebiliyorsanız kısa surelerde de olsun cemaatle namaz kılın. Teravihleri ihmal etmeyin. Cemaatle teravihinizi kılmaya çalışın. Televizyonların sosyal medyada şurada burada dolaşıp durmak yerine. İşte inde likai rabbihi, Rabbine kavuştuğu anda diyor müminin diyor en çok sevinç duyacağı nedir? O ölüm anıdır. Neden? Cenab-ı Hak dünyada bizlere bir sürü yasaklar koydu. Haramlar koydu. Oraya gittiğinizde bütün bu yasaklar ne yapacak? Ortadan kalkacak. Bizler de Allah'ın haram kıldıkları şeyleri yapabilirdik bu dünyada. Bizler oruç tutmayabilirdik. Oruçsuz gezebilirdik. Önemsemezdik. Teravih mi? Kılmazdık. Namaz mı? Kılmazdık. Cuma mı? Kılmazdık. Dövmek mi? Döverdik. Haramlar mı? Haramları işlerdik. Faiz mi? Hepsini biz de yapabilirdik. Onları yapabilme gücü bizde de var. Ama biz bütün bunlardan vazgeçtik. İşte diyor Rabbinin kavuştuğu an diyor bütün diyor bu yasakların diyor onun için diyor ortadan kalktığı bir andır diyor ondan diyor. Ondan dolayı diyor müminin diyor Rabbine kavuştuğu an hem Rabbinin zülce cemalini görecek hem bütün bu kısıtlı hayatın ortadan kalktığı andır diyor. Evet yine ağzının kokusu da yeryüzündeki en güzel kokudan daha güzeldir mis kokusu. Cenab-ı Hak'a göre böyledir. Bize göre biraz kekremsi gibi gelse de ama indellah o koku çok güzeldir. Es-savmu cünnetin diyor ve burada bitiriyorum. Oruç kalkandır. Oruç koruyucudur. Oruç kapıdır günahlara karşı, haramlara karşı. Oruç sizi Allah'ın yasakladığı her şeyden koruyan bir kalkandır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Rabbim bizlerin tuttuğu ve tutacağı oruçların hepsinde bu rivayette ifade edildiği bir kalkan olmasını nasip ve müyesser eylesin. Rabbim bizleri bayrama kavuşturmayı nasip ve müyesser eylesin. Çok dua edelim bu oruçlarımızda, tutacağımız oruçlarda. Rabbimizin hangimizin duasını kabul edeceğini biz bilmiyoruz. Çoluk çocuk hepimiz bol bol dua edelim ki hem bizim hem dünyanın üzerindeki şu kara bulutları Rabbim yok etsin, ortadan kaldırsın bir an önce. Cenab-ı Hak inşallah Rabbimize kavuşacağımız o gün gibi bu bela ve musibetlerden kurtulacağımız günü garip eylesin, yakın eylesin. Sizlerin hepsinizi Allah'a emanet ediyorum. İnşallah hepimiz sağ salim bayrama da kavuşuruz diyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.